Duygu merhaba. Merhaba. Bu soruda logaritma fonksiyonu verilmiş. Fx eşittir nokta nokta şeklinde. Fonksiyonu kaç farklı tam sayı için tanımsızdır ifadesi bize yöneltilmiş. Şimdi şöyle bir durum var. Logaritmanın tanımı vardı. Logaritma fonksiyonu nasıl tanımlanıyordu? Logaritma buraya mesela gx diyeyim tabanına. Buraya da fx demeyeyim de ne diyelim mesela hx diyelim. Bu logaritma fonksiyonu. Eşittir fx olsun. Bu fonksiyon taban gx ne olması gerekiyordu? Gx'in sıfırdan büyük olması gerekiyor ve gx'in bir olmaması gerekiyor. Doğrudur, değil mi? Doğru. Aynı zamanda hx içinde şöyle bir kısıt var. Hx'e her şekilde pozitif olacak. Bu durumda şimdi bu verdiğim bilgiyi bu soruya uyarlayacak olursak x kare eksi 3 burada gx gibi çalışsın, değil mi? Gx diyelim. Az önceki yani sağ tarafta verdiğim bilgiye göre oradaki notasyonları kullanıyorum. Şu ifadenin tamamı da bu logaritmanın o tabanın üstündeki değer. Burası da hx gibi düşünülebilir. Bu durumda şimdi burada 3 tane kısıt var. Birinci kısıt gx'in pozitif olması. İkinci kısıt gx'in 1 olmaması. Üçüncü kısıt hx'in pozitif olması. Bu durumda şunu yazalım hemen. X kare eksi 3 büyüktür 0 olacak. Aynı zamanda x kare eksi 3 eşit değil 1 olacak. Eşitsizlik yani bu eşitsizlik fakat bunu da sanki eşittir gibi çözeceğiz değil mi? Hemen hatta şunu başlayalım. X kare eşittir. Eşit değildir hatta. Eksi 3'ü karşıya attım. 4. Bu durumda x'in artı eksi 2 olmaması gerektiğini söyleyebilirim. Değil mi? Tamam. Evet. Sonrasında x kare eksi 3'ü çözelim. Bu nasıl çözülecek? Önce bu denklemin, yani bu eşitsizliğini affedersin. Neyini bulmam gerekiyordu? Kritik noktalarını. O zaman nasıl bir kritik nokta tayin yapacağız? X karenin 3'ten büyük olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda x, yani sanki eşitlikmiş gibi çözelim. O zaman x ne olacak buradan? Direkt kritik noktaları bana söyleyebilir misin? Artı eksi 3. Artı eksi kök 3. Evet. Değil mi? Eksi kök 3 diyelim buraya. Buraya da artı kök 3 diyelim. Bunun kritik noktaları bunlar. Ardından diğer ifade neydi? Hx. Hx'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Hx o zaman şu ifade. Bunu tekrar yazalım. Onu da istersen sağ tarafa yazalım. X kare eksi 9 bölü x kare eksi 25 ifadesinin ne olması arzu edilecek? Sıfırdan büyük olması. Önce hemen bir kritik noktaları tayin edelim. Buradaki kritik nokta nedir yukarısı için? 3 olacak. Eksi 3 veya artı 3 olabilir. Eksi 3 ve artı 3 olacak. Payda için kritik noktalar Eksi 3 nedir? ile 5. Efendim? Eksi 5 ile 5. Harika. Eksi 5'e 5. Şimdi o zaman bunun tablosunu hızlı bir şekilde yapalım. Şöyle biraz aşağı kayacağım. Tabloyu yapalım. Kritik noktaları tabloya yerleştiriyorum. Eksi 5, eksi 3, eksi kök 3, ardından kök 3. Değil mi? Bunları tabii sayı doğrusundaki yerlerine göre sıralıyorum. Yani küçükten büyüğe. 3 ve 5. Doğrudur. Değil mi? Evet. Sonrasında buraya x kare eksi 3 yazalım. X kare eksi 3 için bir çözüm bulacağım. Bir de şu ifade için x kare x kare eksi 9 bölü x kare eksi 25. Hatta buna ben ne demiştim? Hx demiştim değil mi? Hatta şu anda gx demiştik. İstersen x kare eksi 3 yazmayalım. Direkt buraya ne yazabiliriz? Direkt buraya ne yazabiliriz? X yazabiliriz. Efendim? Gx yazabiliriz. Gx ve hx yazabiliriz değil mi? Uzun uzun onları yazmak yerine gx ve hx'i buraya yazıyorum. Şöyle çizelim. Şimdi gx'in kritik noktaları nelerdi? Az önce çözdük. Eksi kök 3 ve artı kök 3'tü. O zaman buraya iki tane nokta atıyorum. Baş katsayısı ne bu fonksiyonu? Gördüğünüz üzere pozitif. O zaman pozitifle başlayacak. Pozitif, pozitif, pozitif değil mi? O 3 ve 5 bu gx için kritik nokta değil. Dolayısıyla burası eksi, artı, artı, artı olacak. Hx'i ele alalım. Hx ne olacaktır burada? Hx'in kritik noktaları nelerdi? Hx'in kökleri eksi 3'e 3, eksi 5'e 5. Harika. Buraları da
Attım noktaları. Ve şu an HX'in baş katsayısı nedir? Pozitif. Evet, pozitif bölü pozitiften pozitif değil mi? Üst taraf pozitif. Burada bir pozitif var, burada da bir pozitif var. Onların oranı da pozitif gelecek. Dolayısıyla pozitifle başlıyorum. Negatif. Sonra Pozitif. Sonra pozitif. Kökler olmadığı için aynı işaret. Şimdi yine negatif. Pozitif. harika. Şimdi bunları yaptık. Gx'in ne olması arzu ediliyor? Pozitif olması arzu ediliyor. O zaman Gx için hem Gx'in artı olması isteniyor, Hx'in de artı olması isteniyor. İkisini ortak çözelim. İkisinin de artı olduğu yerleri tarayacağım bu durumda. Yani sanırım şurası çözüme giriyor. Değil mi? Evet. Sonrasında burası yine çözüme giriyor. Burası yine çözüme giriyor. Ve burası da yine çözümde yer alacak. Doğrudur, değil mi? Doğru. Şimdi o zaman ne demişti soru bize? Soru bizden ne istemişti? Tanımsızdır demişti, değil mi? Tanımlı olduğu yerleri bulduk biz. Tanımsız olduğu yer nedir? Bunun tümleyeni. Yani taramadığım yerler. Şimdi biz Eksi 3 sanki ve tanımlı eksi olduğu 3. yerleri taradık şu an, değil mi? Evet. Tanımlı olduğu zaten değerlerin toplamını kaç farklı tam sayı için tanımsız tanımlıdır diye sorsaydı bu sorunun yanıtını vermemiz çok mümkün değil, değil mi? Çünkü burasının nereye gidiyor? Artı sonsuza gidiyor. Burası eksi sonsuza gidiyor. Yani bunları sayamayız. Fakat tanımsız olduğu yerler eksi 5 ile eksi 3 arasındaki, bir de tam sayı değerlerini sormuş sanırım, değil mi? Kaç farklı tam sayı için tanımsızdır diyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Eksi 5 var mıdır? Eksi 5'te tanımsızdır. Neden? Çünkü eksi 5 zaten nereyi sıfır Al. yapıyor? Paydayı, değil mi? O Evet. ifade tanımsız oluyor. Sonrasında eksi 4, değil mi? Evet. Sonrasında eksi 3. Sonra eksi 1, değil mi? Şu aralık için eksi 1'i söyleyebiliriz. Evet. Eksi kök 3 ile kök 3 arasındaki sayılar, tam sayılar. Eksi 1, 0 ve 1'dir. Doğru mu? Doğru. Sonrasında 3 ve 5 arasında 3, 4 ve 5 var. Bir de unutmadan ne demiştik biz? Şurada bir kısıt koymuştuk. X'in artı eksi 2 olmaması gerekiyordu. Dolayısıyla bunları da ekleyelim. Yani eksi 2 ve 2'de de bu ilgili logaritma tanımsız olacak. Dolayısıyla kaç tane değer okundu burada? 3 tane burada var. 3 tane burada var. 3 tane de burada var. Toplamda 9, bir de 2 tane burada var. 11 tane değer için tanımsız diyebiliriz.